Sacit, çok zor çıktım evden. Acil konuşabilir miyiz? Oğlum çay getir. Zeynep, buraya gelmeni ve karşılıklı konuşmayı o kadar uzun zamandır... Ya sen ne yapıyorsun? Şeker muhabbeti neydi Allah aşkına? Babam kafayı yemiş durumda. Seni bulduğu yerde vurmayı düşünüyor. Vurmayı mı? Beni okuldan almak üzereler Sacit. Gafur'un yanına memlekete yollayalım. Başka türlü bu herifin peşini bırakacağı yok dedi babam bu sabah. Ne diyorsun ya? Senin bana kafayı takman yüzünden okulum tehlikede. Sacit Kral, Hacer'le kafayı bozmuş, kara sevdaya düşmüş, ziyan edecek kızı deyip duruyor annem. Ya Zeynep, ben o şekerleri bilerek yollamadım ki. Sacit dinle beni. Bak, aramızda hiçbir şekilde aşk olmadığına ikna et babamları. Peşini bıraktım de, bir şey de, nasıl dağıttıysan topla bu durumu. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Merhaba Sabit abi. Söz gecesi hadise çıkarmayayım diye kısa konuştum. Şekerlerle kızıma göndermeye çalıştığın ahlaksızca mesajları anlatmadım. Sağ ol Sabit abi. 10 numara bir insansın. Yani dayım duysaydı gerçekten büyük bir deprem yaşanırdı. Sanma ki sana duyduğum merhamet yüzünden. Anladım. Şu anda kollarını ve bacaklarını kırmak bana büyük bir ferahlık verirdi. Ki bir kere daha Hacer'in etrafında dolaşırsan kısmetse niyetin bu. Anladım. Hacer'le bir daha herhangi bir iletişim aracıyla görüşürseniz posta güvercini dahil Hacer'i direktman memlekete yollarım. Evet. Seni de direktman hastaneye. Net olarak anlaşıldı mı? Duyamadım. Anlaşıldı mı? Aa, yetti ama. Be sanki adam öldürdük ha. Aşık olduk ne var? Bir de kafa mı tutuyorsun bana? Tutuyorum. Ne yapacaksın yani? Affedersin de ben de delikanlıyım. Elimiz armut toplamıyor. Ne bu be? Yok ya. O zaman işimi kolaylaştırdın diyebilirim. He? Ne demek istiyorsun yani? Ne demek istiyorsun? Tam ne yapacaksın abi? Ya? Doğru mu bunlar Sacit? Zeynep'e kadınım ol filan diye tövbeler tövbesi. Notlar mı gönderiyorsun hala? Ay insaf yavrum artık, insaf. Ayıp denen bir şey var ya. Ya yazık değil mi bu insanlara oğlum? Bize yazık değil mi? Bizi daha ne kadar rezil edeceksin acaba? Aşk olsun ya. Kes sesini. Ay yok yok, biz bundan baş edemeyeceğiz Tahsin. Ara hamiyeti olsun bitsin. Dayı bir de beni dinleyin ama. Yeterince dinledim efendi. Kızın da başını yakacaksın. Bak babası memlekete göndereceğim diyor. Ay gayet güzel okuyan bir çocuktu. Vah vah vah. Vallahi benden bu kadar. Ya, biz de aşık olduk ama böyle yapmadık. Takmışsın kafana bir defa kızı. Vallahi arıyorum işte. Ver telefonu falan. Dayı dur bir dakika. Benim Zeynep'le hiçbir alakam yok ki. Yani hiçbir şey kalmadı aramızda gerçekten. Hı, kiramı koyayım da ona anlat. Ya o kızı Amerika'ya kaçırdın. Olmadı geri getirdin. Kıyametler koptu. Hala mı ona musallatsın? Puh sana. Enişte halletsin. Ver şu telefonu bana. Kaç numarası? Vallahi öyle işte. Ben Hacer'i memlekete yollayacağım. Siz de bunu Antep'e gönderin. Güzel fikir. Dayı bak gerçekten o notlar geçen yıldan kalmaydı. Yanlışlıkla manilerin arasına karışmışlar. Yani Zeynep işi benim için çoktan bitti. Sus artık sus. Gerçekten Zeynep benim kardeşim. Yapma ya. Ben zaten başkasına aşığım dayı. Başka sevgilim var benim. Yapma ya. Kim peki? Şayka. Şayka mı? Evet tabii. Çok aşığım. Yani çok özel bir ilişkimiz var. Zeynep kim ki? Benim şu an hayatımda bir tek Şayka var. Yalan mı atıyorsun gene? Yo, isterseniz arayın Şayka'ya sorun. Ay ben hissetmiştim. Öyle mi gerçekten ya? Tabii canım, yani isterseniz şu an Şayka'yı arayıp sorabilirsiniz yani. Bizim inanılmaz bir birlikteliğimiz var. Bu sabah neredeyse kavga ediyorduk. Hep bu işte fırtınalı ilişkilerden, keltoş meltoş demesi bana bunlardan yani. Şimdi ben bu haldeyken gözüm zaten başkasını görmez ki. Zeynep kim? Ben Şayka'ya sırılsıklam aşığım. Ay, ciddi bir şey düşünüyor musunuz Sacit? Ha tabii olabilir.
Neyse. Bundan sonrası beni alakadar etmez. Gidip Hacer'e de söyleyeyim. Rahatlasın. Hayırlı geceler. Tek ricam bunlardan Aslı'nın haberi olmasın. Ofis ortamından madara olmayalım.